Evet. Şimdi bakalım başarabilecek miyim bunu? İlk defa deneyeceğim. YouTube'da kayıt yapmayı ilk defa becereceğim. Bakalım becerebilirsem. Şimdi evet, bizi izleyen herkese merhaba. Öncelikle kendimi tanıtayım. Eşref Armağan. Anadan doğma görme engelliyim. Ben bu şekilde dünyaya geldim. Bu şekilde de öleceğim. Geriye dönüşü olmayan durumdayım. Bir insan geriye dönüşü olmadığını anladığında ben neden böyle oldum diye düşünmenin çok saçma bir şey olduğunu idrak etmesi lazım. Ben bu şekilde geldim dünyaya ve bu şekilde öleceğim. Önce kendimizi kabulleneceğiz. Başka çaresi yok. Kendimizi kabulleneceğiz. Madem ki bu şekilde de öleceğim, neden ben yaşadığım bir dünyayı tanımayayım? Neden kör olarak öleyim? Ben de ne yaptım? Dokunma gücümü kullandım. 60 senedir ellediğim bir şeyi görenlere nasıl durduğunu, isminin ne olduğunu, hangi renkte olduğunu, üzerindeki detayları, bu ne işe yarar? Her şeyini sorarak görenlere ezberledim. Kavrayabildiğim tabii şeyleri ama kavrayamadığım şeyler de vardı. Onları da kabartma resimlerden, kabartmalardan inceledim. Görenlere gene sordum. Onu model olarak sağ tarafa koydum. Çivilerle karton üzerlerine sağ tarafa elleyip sol tarafa çizdim. O şekilde resim yapmaya başladım ama ressam olayım diye bir amacım yok. Sadece yaşadığım dünyayı tanımak istedim. Bu kadar. John'la tanıştım 26 sene evvel. O beni Türkiye'de bir dahi var tanıtacağım diye tutturdu. Ve bütün dünyaya tanıttı. Ondan sonra tabii yani ben ün falan bilmem ne falan beklediğim yok. Ben sadece anadan doğma görmez biri olarak görselliğe dayanan bir sanatı görmeden başardım. Yani resim yapmayı başardım. Görselliğe dayanan sanat bu. Ve bilim adamları da şaşırdı. Harvard Üniversitesi benim beynimi inceledi. Göz alanı, beynin görsel alanı. 8 gün MR cihazının içinde resim yaptırdılar bana. Sonunda gören insan bir şeye baktığı zaman nasıl görsel alanda ışıklanma ve hareket olursa benim de ellerim bir şeyi ellemeye başladığı anda gören kişilerin kullandığı görsel alanı hareketlendirmişim. Ve inanın hiçbir resim dersi almadan tamamen kendi imkanlarımla kendim yöntemlerimi buldum. Şimdi şu özel bir lastiğimiz. Şu özel bir lastik. Bu kağıdımızda normal bir kağıt. Bunun özelliği bu kağıt üstüne koyduğum zaman şu kalemi ekran kamera görsün diye ya da görenler görsün diye çiziyorum. Yoksa benim başka bir kalemim var. Nerede o? Heh, şu. Şu kalemim var. Bunda mürekkep falan hiçbir şey yok. Sadece ucu kaleme benziyor. Ben bununla çiziyorum. Benim için hiç fark etmez. Çünkü bu yukarıya kabartma verdiği için bu tahta, bu kağıdı çizdiğim zaman yukarıya kabartma verdiği için ben parmaklarımı gördüğüm için yapabiliyorum. Yoksa yani bunu anlatmasam da nasıl çiziyor falan diye insan yani şaşırır. Onu da söylemiş olayım. Şimdi perspektif yapabilen görmez olarak dünyada tek olduğumu bilim adamları söyledi. Ben binlerce, milyonlarca var zannediyordum. Ama perspektifi hiçbir resim dersi almadan, bir tahsili olmadan kendi kendine bu dereceye kadar başaran bir kişi olarak benim dünyada tek olduğumu söylüyorlar. Şimdi
Mesela ben şurada size bir şey göstereceğim. Tabii bunu herhalde ya görüyorsunuz ya görmüyorsunuz. Yani kamerayı da ayarlayabildim mi ayarlamadım mı? Onu da bilemiyorum. Mesela şey yapacağım size şimdi burada. Bir tekerleğin gidişini, duruşunu, hızla gidişini, yavaş gidişini. Bir görmezin çizebilmesi herhalde ilginç gelebilir size. Şimdi burada bir tekerlek çizmeye başlıyorum. Evet, biraz tam yuvarlak da olmayabilir ama yani göstereceğim öyle. Şimdi bir duran tekerlek çiziyorum. Fazla detaya girmiyorum zaman açısından. Şimdi şuraya bir tekerlek çizdim. Bu bir tekerlek. Şimdi bu tekerleğin durduğunu göstereceğim. Evet, bu şey tekerlek. Şimdi durduğunu göstereceğim. Şu tekerlek, bakın şimdi bu duruyor. Şimdi görebiliyor musunuz? Bakayım nerede kameram ki? Herhalde görüyorsunuz. Şöyle mi yapayım? Nasıl yapayım bilmiyorum. Görünüyor mu? Bu duran bir tekerlek. Şimdi bunu giden bir tekerlek göstereceğim. Ha, ikinciyi gene şuradan bir çizgiyle ayıralım onu. İkinci işini çiziyorum. Gene orta göbeği buluyorum. Yalnız burada iki tane çember çiziyorum. İki tane çember çizdik. Evet. Bu sağa doğru giden bir tekerlek. Şimdi burada bir özellik var. Şimdi burada duruyor. Bu tekerlek duran bir tekerlek. Şimdi şuradan bir tane telini bulayım. Şuradan bir telini bulayım. Şimdi bu telinin birine şöyle bir boncuk koyalım. Kalın koyayım ki görün. Bilmiyorum görünüyor mu? Şuraya bir boncuk koydum duran tekerleğe. Şimdi bu boncuk tekerlek ileriye hızla gittiği zaman bu boncuk bir daire daha çiziyor. Ne oluyor o zaman? Teller görünmüyor ama boncuk olduğu için telin birinde burada bir daire daha çiziyor. Bu gittiğini gösteriyor tekerleğin. Şimdi bu şekilde. Şimdi mesela diyelim ki bu kağıdı çıkarayım şimdi. Ben bunları herhangi bir ressamdan falan ders alıp da bilmem ne falan değil. Bu tamamen benim kendi mantığımla hareket ediyorum. Kendi buluşlarım yani mantığım daha doğrusu. Ben öyle düşünüyorum yani. Ama gerçekte herhalde öyledir diye düşünüyorum gene de. Şimdi şunu kağıdımızı düz takalım da. Size nasıl çizdiğimi yani neyi ne kadar öğrenebildiğimi bu kanalda devamlı çizimler yapacağım. Neyi ne kadar başardığımı göstermeye çalışacağım. Ama tabii üyeler artmazsa yapacak bir şey yok. Kime göstereceğim? Şimdi bakın. Kavrayabildiğim şeyler dedim, kavrayamadığım şeyler dedim. Bir uçağı insan nasıl kavrayabilir? İmkan var mı? Ellere sığacak bir şey mi? İmkansız. Ama onu da kabartma çizilmiş bakır üzerine ya da rölyef ya da bir kabartma çizilmiş bir şeklini bulduğum zaman onu gene hem ellerimle kontrol ediyorum hem görene soruyorum burası ne burası ne falan. Şimdi burada çabucak size bir şey çizeceğim. Uçak çizeceğim. Bakın hiç şimdi
Hiç zorlanmıyorum. Bu kadar basit. Şimdi orada durdum. O orada dursun. Keşke çizerken görebilseniz ama şey yapamıyorum ki. Evet. Şimdi uçağımızın hemen hemen şeye geldik. Pilot kapısına geldim neredeyse. Düz çizeyim ki. Şimdi efendime söyleyeyim, buraya bir kanat yapmamız lazım. Kanadımızı yapalım. Kanadımızı yapalım. Tabii kanat hafif uçları arkaya doğru. Yani hafif böyle arkaya doğru olur kanatları bu uçağın. Ben öyle öğrendim yani. Şimdi burada kanatlarda şey var. Büyük büyük motorlar var. İki tane motor var. İki tane motor var. İki de öbür tarafta var. Çünkü bu buradan yapıldığı zaman bu kanat. Kanadın da bir de bu tarafından da bir şey görünüyor. Tabii o kanadı da göstermem lazım ucunu. Ucunu gösterdim o taraftan. Şimdi efendime söyleyeyim. Burada bir şeyin pilot kapısı var tabii. Şurada bir kapımız var. Evet. Şimdi pencereler başlıyor burada. Bu pencereler tabii daha da küçük küçük bir yan yana ama ben biraz da kanadın giriş yeri yani başlangıç yeri kafa tarafından bir de kanadın şu bitiş yerinde bir kapı daha yapalım. Çünkü nereden çıkacağız ya uçağa? Değil mi? Şöyle geliyoruz. Burada bir kanat daha var. Bu da şeyin arka kuyruğun kanadı. Böyle de var. Yukarıya doğru da var. Hatta bak markasını da şeyini de yapayım. Şöyle bir işaret olması lazım. Hani yanlış da olabilir ama yani belki doğru da çizebilirim. Tam doğru da çizmeyebilirim. Şöyle bir uçak zannediyorum öğrendiğime göre beyazın üstünde kırmızı mıydı? Öyle bir şeydi herhalde. Şimdi ne yaptık? Buraya kadar geldik. Buradan devam ediyoruz. Şeylere, pencerelere. Şurada bir kapımız daha var. Kapılar oldu. Da tabii bagaj kapısı falan falan burada da bir şeyler var. Tabii bavulları nereye koyacaklar? Şimdi bakın şu uçağı çizdim. Burada çizmeden önce yani çizmeden önce bir ressam düz tuvalde yapacağı resmi göremiyorsa resim yapamaz. Hayal gücü olması lazım. Anadan doğma bir kişide hayal gücü olmazmış. Ama bilim adamlarının bir de şaşırdıkları şey budur. Benim 60 sene uğraştığım için parmaklarımla değdiğim zaman hayal gücümü çalıştırabiliyorum. Yani o ellediğim şeyi nakledebiliyorum. Sonuç zaten çıktı. Ne çıktı? Parmak uçlarının göz gibi kullandığımı ortaya çıkardılar. Yani benim parmak uçlarım göz gibi görüyor. Çünkü değdiği zaman bir şeye beyine kayıt veriyor. Görüntü olarak. Ben şimdi bunu çizerken bu elimi kaldırsam tek elimle böyle kaldım çizemem. Çünkü bu elimi koyup da görmem lazım. O şekilde ben bu resmi çizebildim. Şimdi buradan baktığım zaman mesela şimdi bak ben şimdi bunu elliyorum buradan. Şimdi bazı bir yeri yarım bıraktım da biraz. Şimdi buradan geldiğim zaman bu kuyruk kısmı alttan şöyle bir yer daha var. Hani mahsus bıraktım da elimle nasıl anlıyorum diye. Şimdi bakın. Şimdi daha bir şey biraz daha normale benzedi gövde. Çünkü evvelden arka taraf ince kalmıştı biraz. Onu fark ettim. Ne yapalım bunu? Şimdi mesela bunu
Türkiye'nin üzerinde uçuralım. Ya harita, Türk haritası şey yani Türkiye'nin haritasını ben tam olarak bilmiyorum ama şöyle bir göstereyim. Yani şöyle bir şey göstereceğim. Burası Marmara. Burası işte Çanakkale'ye kadar geliyor böyle. Çanakkale falan falan. Buralar çok karışık. Ege işte dağ şeyler adalar falan filan filan bir şeyler bir şeyler. Çok tabii. Bu taraf şöyle Karadeniz geliyor. Tepeye çıkıyoruz. Samsun. Oradan aşağı Doğu Karadeniz. Hop. Yukarı kıstırdık. Bunu yukarıya döndürdük. Bu taraftan geliyor. Şöyle bir yerimiz var. Gerçekten ben tam olarak çizemiyorum. Ha, onu da söyleyeyim de. Yani öylesine çiziyorum. Şimdi şuraya kadar. Şuradan. Şimdi Türkiye buraya geldiği zaman buradan ne başlıyor? Şimdi şuradan şöyle olunca tam karşılığı Akdeniz şöyle bir şeyler işte o bizim herkesin koşup koşup böyle turistlerin gittiği yer. Şöyle geliyor. Burada şimdi buraları ben tam bilemiyorum tabii çalışmadım da şöyle adalar falan böyle adalar falan bir şey bir şey bir şey. Şuralara şöyle yapalım. Heh. Ama şurada ne var? Bizim şurada güney doğu doğu batı doğu gün doğunun altı yani güneyin doğusu mu oluyor burası? Burada Kıbrıs'ımız var. Kıbrıs'ımızı çizelim. Şöyle sivri geliyordu. Şöyle bir şey. Dur ya topraklarımızı tam çizelim de başkalarına gitmesin de. Topraklar bizim olsun şuralara şöyle. Heh, tamam. Çizdik. Hı. Şöyle bir yani benzeri bir Türkiye haritası. Yani Türkiye'nin üstünde uçuyor. Uçağımız Türkiye'nin üstünde uçuyor şu anda. Yani gelmiş ama bu şey yapıyor ya. Yani İstanbul'a inmeyecek. Bu tarafa doğru olduğuna göre bu şeye gidiyor. Doğuya gidiyor. Orta Doğu tarafına. Evet, böyle. Ben videolarımın devamını işte cumartesi günleri, pazar günleri fırsat oldukça böyle videolar yapacağım. İnşallah beğenilir. Abone de olursanız kanalıma çok mutlu olurum. Ben Eşref Armağan. Tekrar teşekkür ederim izlediğiniz için. Şimdilik kapatalım. Nasıl kapatacağım bunu onu da bilmem. Yani nasıl kapatırım bilemiyorum.